ATV ekranlarının sevilen sunucusu, Esra Erol da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 42 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce popüler olan bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Bir döneme damga vuran dizinin 28. bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. O dönem henüz gencecik olan Erol, usta oyunculara adeta taş çıkartmış. İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler. İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisi, sıcak hikayesiyle evlerimize konuk olmuş, 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuştu. Bu dansı bana lütfeder misiniz beyefendi? Bu hayatı bana lütfeder misiniz hanımefendi? Mehmet ve Yurdanur'un en zor şartlarda dahi bir gram eksilmeyen saf sevgisi, izleyicinin kalbini çalmış, güçlü oyuncu kadrosu diziyi diğer rakiplerinden daha unutulmaz kılmıştı. Peki, ekranların başarılı sunucusu Esra Erol'un, efsane dizi Çemberimde Gül Oya'da figüranlık yapmış olduğunu söylesek? Evet, yanlış duymadınız. Dizinin 28. bölümünde, ekranın sağ tarafında tanıdık bir yüz beliriyor. Ünlü sunucu Esra Erol, aralarında ünlü oyuncu Melisa Sözen'in de yer aldığı bir muhabir ordusunun arasında yer alıyor. Hakkınızdaki çek senet iddiaları için ne diyorsunuz? Çete kurma suçlamaları da var. Bunları uyduranlarla mahkemede hesaplaşacağım. Sarı saçları ve ağır makyajıyla görmeye alışık olduğumuz Esra Erol, kahverengi kısa saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde Türkiye'nin en başarılı sunucularından olan Esra Erol'un dizideki tek repliği, tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefalette serbest bırakıldığınız söyleniyor, olmuştu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.